Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere Hint bülbüllerinden hızlı bir şekilde yavru alabilmek amacıyla hangi koşullar gerekli bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda kafes içerisinde iki tane Hint bülbülüm var. Bir tanesi erkek, bir tanesi de dişi arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz beyaz olan dişi kuşum. Öncelikle kuşlarınızın cinsiyetinden kesin olarak emin olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı arkadaşlar ikisini birden erkek alıyorlar ve uzun aylarca bekliyorlar yavru almak amacıyla. Cinsiyetlerini anlamak amacıyla da direkt olarak gagalarına bakabilirsiniz. Erkek olan Hint bülbüllerinin gagaları arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi benim kuşumda da böyle kıpkırmızı oluyor. Dişi olan Hint bülbüllerinin gagaları ise benim beyaz kuşta şu an aşağıya inerse bakalım hemen. Bakın erkeğe kıyasla daha turuncu tondadır. Zaten direkt olarak baktığınızda cinsiyet ayrımını yapabiliyorsunuz Hint bülbüllerinde. Gri olan dişi kuşlarda ise çok fazla benek olmuyor. Mesela erkekleri daha süslüdür grilerde. Şu kanatlarında görmüş olduğunuz beyaz benekleri, öndeki zebra desenleri. Dişilerde çok belirgin olmuyor. Çok sönük oluyor dişilerin renkleri. Düz bir gri renge sahip oluyorlar. Grilerde de hem vücudundaki desenleri hem de gagasına bakarak iki yöntem sayesinde kolaylıkla cinsiyet ayrımını yapabiliyoruz. Beyaz olanlarda ise gagaya bakarak anlayabilirsiniz. İkinci kriterimiz yaş kriteri. Eğer yavru almak amacıyla Hint bülbülü alıyorsanız yaşları en az 5-6 aylık olmalı. Çünkü Hint bülbülleri o yaşlara vardıklarında cinsel erişkinliğe ulaşıyorlar. Ve sonrasında da yuva örerek kısa sürede yavru yapmaya başlıyorlar. Bir de bu kuşları alırken erkek ve dişinin yan yana durduğuna, birbirlerine kuru yapmaya çalıştıklarına bakarak alın. Zaten pet shop'taki kafesleri incelediğinizde arkadaşlar erkek ve dişi kuşların yan yana olduklarını, birbirlerine kuru yapmaya çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Böyle salma kafesler vardır pet shop'larda. İçerisinde de bir sürü kuşlar vardır, Hint bülbülleri. Oraya baktığınızda erkek olan, erişkin olan kuşlar dişi olan kuşlara kuru yapmaya başlar. Eş olan kuşlar yan yana dururlar. Eğer bu tarz kuşları bulabilirseniz kolay bir şekilde yavru da alabilirsiniz kuşlarınızdan. Dördüncü kriterimiz kafes düzeni. Hint bülbülleri bildiğiniz gibi şu hasır olan yuvalıklara yavru yapıyorlar. Dilerseniz muhabbet kuşlarında kullanmış olduğumuz kare olan yuvalıklardan da kullanabilirsiniz. Dişi kuş da arkadaşlar yuvalığa girmeye başladı benim. Yakın zamanda yavrusu da olur büyük ihtimal. Yuvalık dışında şu yerde görmüş olduğunuz yuva kıllarından gerekli. Bunlar da sanırım bir çeşit hayvandan elde ediliyor. Sanki atın kuyruğuna da benziyor böyle. Kıl tarzında. Kutuların içerisinde satılır. Fiyatları 3-4 liradır. Bundan alırsanız zaten bir kutu yeterli oluyor. Ancak yeterli olmazsa kuşlar sıkıntı yaşayabiliyorlar yumurtlama konusunda. Bu durumda ekstra yuva kılları alarak ilave etmeniz gerekiyor kafes içerisine yuvalarını tamamlayabilmeleri açısından. Kuşlar zaten yuva örmeye başladıktan yaklaşık 3-4 gün sonra bitiriyorlar yuva örme işlemini. Sonrasında dişi ve erkek sürekli olarak yuvanın içerisine girmeye başlıyor. Kısa süre sonra da eğer kuşlarınız erişkinse yumurta da yapıyorlar ve 14 gün sonra da yavrular çıkmaya başlıyor. Gerçekten üreme güdüleri yüksek olduğu için en kolay yavru alabileceğiniz kuş türlerinden bir tanesi Hint bülbülleri. Bir de çok hareketliler. Kafes içerisinde sürekli olarak oradan oraya atlıyorlar. Kamerayla yakalamakta da zorluk yaşıyorum. Yuva ve yuva kılının dışında kafeste bir de kuşları kızıştırmak amacıyla ve yumurta doluluğunu arttırmak amacıyla şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurta maması kullanıyorum. Nemli mama. Bunu hazır olarak da bulabilirsiniz. Dilerseniz de evde yapım tarifi de var benim videolarımda.
Yumurta mamasının dışında kalamar kemiği her zaman olmalı. Kalamar kemiği de kuşların yumurta kabuklarının oluşumunu sağlıyor. Yine kalsiyum ihtiyaçlarını karşılıyor dişi ve erkek kuşun. Aynı zamanda çıkacak yavruların kemik gelişimi açısından da çok büyük öneme sahip. Bunun dışında mineral kumu var şurada. Bunu da çok sık yiyorlar. Bu da yine kuşların vitamin, mineral ihtiyacını karşılamak açısından çok faydalı bir şey. Kesinlikle kafeslerinde olması gerekiyor. Yine ispinoz yemi var yemliklerde. Dilerseniz muhabbet kuşu yemini tüketiyorsa Hint bülbülleriniz, ondan da kullanabilirsiniz. Kafes düzeni çok fazla önemli değil kuşlarda. Sadece dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, şu yuvalığın en üst kısımda olması. Çünkü bazen yerini beğenmediklerinde bunun üstüne de yuva örmeye başlıyorlar. Yani bunun içerisine girmiyorlar. Direkt olarak üst kısmında boşluk varsa oraya başlıyorlar yuva yapmaya. Bu da yavruların sağlığı açısından ve yuvanın içerisinde durabilmeleri açısından çok sağlıklı bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunca en üst kısma takıyoruz yuvalığı. Yuvalığın önüne doğru bir tane tünek taktım kolay girip çıkabilmeleri açısından. Ancak zaten uçucu kuşlar oldukları için kafes içerisinde de her noktaya uçarak kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Tünek düzeni çok fazla önemli değil. Yine de siz bu şekilde benim yaptığım gibi yuvanın önüne doğru bir tane tünek takabilirsiniz. Kuşlarınız da bu sayede kolaylıkla gireceklerdir yuvalığa. Şu an erkek kuş yerde bekliyor. Bunları yerleştirildi arkadaşlar. Yaklaşık 2 gün oldu. Henüz yuva örmeye başlamadılar. Tahminimce 1-2 gün içerisinde kafese alıştıktan sonra örmeye başlayacaklardır. Çünkü yuvalığı falan yeni taktım. Yeni bir düzen oluşturdum yavru yapmaları için. Gayet güzel anlaşıyorlar. Zaten çok fazla eş seçimi yapmıyor bu Hint bülbülleri. Yanına hangi kuşu koyarsanız koyun, direkt olarak eğer yaşları uygunsa eş olabiliyorlar. Ev içerisinde çok fazla sesleri de çıkmıyor. En az öten kuşlardan bir tanesi. Mesela muhabbet kuşu öttüğü zaman diğer odalardan duyulabiliyor. Ancak Hint bülbülleri çok fazla ses yapmadıkları için çok fazla sıkıntı olmuyor. Gürültüden çok fazla hoşlanmayan arkadaşlar için de tavsiye edebileceğim kuş türlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi girip çıkmaya başladı yuvalığa. Bakın, erkek olan nameli olarak ötüyor. Sesine bakarak da cinsiyet ayrımı yapabilirsiniz. Dişiler de böyle tek tonda öter genelde. Güzel kuşlar, komik, esprili kuşlar. İzlemesi de çok güzel, özellikle sosyal yaşamlarını. Sizlerin de beslemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün sizlere Hint bülbüllerinden hızlı bir şekilde yavru alabilmek amacıyla kafeslerinde neler olmalı ve kuşlarda hangi özellikler olmalı, bunlardan bahsetmeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.